Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bir Sonra Sonra programıyla tekrardan birlikteyiz. Bugün çok özel konuklarım var. Çok da önemsediğim konuklarım var. Çünkü iş dünyasında genellikle belki hepinizin de bildiği gibi baba oğula çok alışıkız. Babalarla oğullarının birlikte çalışma hayatlarına çok alışırız. Ama bugünkü misafirlerimiz baba kız olarak yanımızdalar. Güloğlu Plastik'ten çok sevdiğim dostlarımız diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Gülçin Hanım, Seracettin Bey, hoş geldiniz programımıza. Yoğun bir temponuzun içerisinde vakit ayırdınız. Bizlerle birlikte olduğunuz için ben de çok büyük bir mutluluk duydum. Birlikte baba kız serüvenini sizlerle birlikte paylaşacağız. Ve biliyorum ki izleyicilerimiz de sizleri zevkle dinleyeceklerdir. Sevgili Seracettin Bey, tesadüfen oldu. Geçtiğimiz pazar günü içerisinde Hürriyet gazetesinde çok da güzel bir yayın vardı. Evet. Sizin geçmiş yıllarınızda neler yaptığınızı anlatıyordu. Ben birazcık sevgili seyircilerimizle bunu paylaşmak istiyorum. İş dünyasına 16 yaşında başladığınızı biliyorum. Çırak olarak başladınız. Bu bir yolculuktu. Bugünlere geldiniz. Nasıl geçti bu yolculuk? Nelerden fedakarlık yaptınız? Evet. Tempo nasıldı? Aslında 13 yaşında başladı. İlkokulu okuduktan sonra ben okumak istemedim. Yani kekemeydim o zaman. Ciddi misiniz? Evet. Çok çok güzel. Sonra nasıl olursa açıldı. Aslında herhalde bugün bu programımız bittiğinde Seracettin Bey'in başarılarını dinlediğimizde belki de kekeme olup da hayatta hep çekinen insanlar içinde belki çok güzel belli bir başarılardan sonra o kekemelik kalktı kendiliğinden. Kız kardeşim de hala devam ediyor. Kendine güven diyorum. Hayır, olmuyor. Yani demek ki belli bir kendine güven gelmesi lazım böyle kişilere. Yani 13 yaşında biz hayata atıldık, ilkokulu bitirir bitirmez. Babamız çıraklığa verdi tabii. 2-3 sene biz Bayındır'da çıraklık yaptık. Sonra biz usta olduk, dedik İzmir'e geleceğiz, çalışacağız falan. 16 yaşında geldik İzmir'e. Teneke fabrikalarında, konserve fabrikalarında, işte maden eşyalarında çalışma hayatıma başladı. Ama böyle bir o kekemeliğin verdiği bir hırs mı vardı? Bir şeyler yapacağım, edeceğim diye böyle bir heyecan vardı. Çok güzel. Her girdiğim yerde de başarılı oldum. Hep çalışma, fazla işime sahip çıkma falan. Bu sahip çıkmadan dolayı herkes her yerde şey yaptım. Bundan sonra faydalarını çok gördüm o çalıştığım yerlerde iş açınca. Referans oldu. Yardımcı oldular her konuda ilk dükkanı açtığımda falan. Çok çalışkanlıktan bugüne gelebildim. Çok güzel. Hiç cumartesi pazarım olmadı. Olmadı. Ben iş hayatımda mesela cumartesi ek işte bir çalışırdım. Pazar gün başka bir ek işte çalışırdım falan. Kesinlikle pazar tatilim olmadı. Ve bugün de yok bugün daha. Bugün de hala. Hala emekli olma diye bir niyetimiz yok. Ama o alışkanlık oluyor artık yani. Evet, şimdi bir gezmeye gitmektense benim iş yeri açıksa ben orada olma. Yani şey yapıyorum, onu daha iyi şey yapıyorum. Mutlu oluyorsunuz. Mutlu oluyorum. Bütün iş dünyasındaki insanlara hep şu soruyu soruyorum. Bir hayaliniz var mıydı diyorum. Yani evet. 16 yaşında Seracettin Bey'in bugünlere geleceğiyle ilgili bir hayal var mıydı? Şimdi çok yüksek hayal vardı. Onları basamak basamak geçmeye tercih ettim. Mesela ben Ataçelik Maden Eşyası'nda çalışırken fabrika ismi yazıyorum kendime. Güloğlu, Güçsan olsun, işte Gülsanlı olsun, böyle ona benzer isimler. Ve saklı yazıyorum kendim, böyle bir arkadaşım görürse ya sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun asker ücretle çalışıyorum. Diye. Asker ücretle çalışıyorum. Ama tabii ben neye güveniyorum? Düğünde iyi kötü bir takı var, 5-10 bilezik. Ben bununla diyorum bir işte kaynak makinesi alırım. Bir sandalye yapabilirim, masa yapabilirim. Oradan başlarım falan. O hayaller hep böyle ileride duruyor. Basamak basamak bunları atlamam gerektiğini biliyorum. Bütün çabam sürekli cumartesi pazar demeden çalışıp bir şeyler biriktirebilmek. Evet. Askerden sonra tabii hemen biz bunu gene işte o takıları bozup bozaraktan başladık. Bir tenekeci dükkanı açtık. Eşiniz bir şey demedi mi? Eşim de bazı zaman tepki zaman tartıştık. Ya, öyle kumar, ya gelinli. Kumarcı gelinli gibi geliyorsun istiyorsun. Yani ver iki bilezik, ver bir makine alacağız, bir makine alacağız. Çocuklar da söylerdi artık ya makine alacağız dedi mi tatil olmaz bizde.
şey olmaz, rahatlık, sık, yani kemer sıkma olur. Hatta, ama hala bugüne geldik, hala makine almaktan ki, devam ediyor, hala daha sık. Benim çocukluk arkadaşlarım hani biliyorlar, ben hani hala daha bu sene şey diyorum, hala bu sene makine alacağım, olacak. Şey alacağım, yatırım yapacağım, büyük yatırımım var, kemer sıkma politikası. Bana diyorlar ki çocukluğundan beri bitmedi hala. Hala. Çünkü onlar da biliyorlar küçükken, çünkü anne baba bize söylüyor, bu sene işte şunu yapamayız, bunu yapamayız çünkü yatırım yapacağız, çünkü yatırım şunları alacağız. Biz de hani çocukluktan kulak aşınalı, hani bende var, bırakın arkadaşlarım da biliyorlar. Bile etkilenmiş. Bu, işte kemer sıkma politikam bitmedi diye. Allah da bitirmesin. Allah bitirmesin. Zaten sorularımızın yani arasında. 5-10 bin liradan başlıyor bu ufak bir işe yapacağınız zaman. Çok küçük şeylerle başlıyor. Bu birikimler de, bu ek işlerde çalıştıysan, cumartesi, pazar bir şeyler yaptıysan ufak ufak birikimler, kendine bir güven geliyor. Tabii ki. Şimdi bir arkadaşlarım pazarcı, şimdi cumartesi, pazar sinema gezerdi. Ben o iki günü değerlendirdim. Şimdi onlar para harcarken ben üstüne ilave ediyorum. Şimdi atıyorum bir 10 bin liranız var, bir şey düşünebiliyorsunuz. Sen bir şekilde bunu rahat hayatını sürdürdün, harcadın. Harika. Düşünme şansınız yok zaten. Bir şey yapabilir miyim diye düşünme şansınız yok. Öyle küçük şeylerden başlıyor. Küçük bir makine almak çok zordur ilk başta. Daha sonra bir makineyle çalışırken ilave bir şeyler yapabiliyorsunuz. Şimdi 3-5 makine olduğu zaman artık bir tane daha ilave etmek yani kolay artık yani. Doğru. İlk baştaki doğru, çok zordur. Biz bunları dediğim gibi çok çalışma ve tasarruf. Ben 18 saatten aşağı çalışmadım hiç. Çok güzel. Yani çok gece geç vakitlerden sürekli kendimiz bizzat üretimde kendimiz yapıp kendimiz pazarlıyorduk. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil ve muhakkak her şeyin altında çalışma var. Evet. Çalışırsanız zaten de herhalde başarılı olmamak zaten mümkün değil. Babanız çok güzel bir şeylere başlatmış ama ben inanıyorum ki bu gelişim içerisinde, bu büyüme evresi içerisinde babanızla çok güzel dostluklarınız olduğunu biliyorum. Babanız olan yakınlığınızı da biliyorum. Ama ben Gülçin Hanım'ı seyircilerimize tanıtmak istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben 9 Eylül İktisat mezunuyum. 34 yaşındayım. 15 senedir de plastik sektöründeyim. Ve iktisat seçmem de tesadüf değil. Onu da birazdan sorularımız içerisinde var. Aslında iktisat aslında düşüncenizde yoktu. Değildi. Okumayı çok seven bir çocuktum ben. Okul hayatımda kitap okumayı. Ve psikoloji ve felsefe de çok ilgimi çekiyordu açıkçası. Benim genelde tercihlerim arasında psikoloji psikoloji ve sosyoloji vardı, felsefe vardı. Son gece babayla birlikte oturduk. Babam dedi, gel kızım biraz seninle konuşalım. Bak dedi, bunları okuyup ne yapacaksın? Hani bizim bir işimiz var. Birlikte yaparsak bir şeyler daha üstüne koyabiliriz. Sen istiyorsan yine, ama yani ben hep o konuda çok şanslıyım. Anne babam tarafından hep desteklendim. Hani şeyi de engellemediler. Yani sen istersen de yine sonra hani biz seni destekleriz. Yanında şey yapabilirsin. Master'ını o anlamda yapabilirsin. Ya da hani ben bunu öneriyorum ama yapmak zorunda değilsin. Ben de oturdum, baktım, konuştuk. Çok mantıklı geldi. Bütün tercihler silindi. Hepsi iktisat, işletme, maliye, ekonomi şeylerinde oldu. Ve iktisat kazandım. 9 Eylül iktisat. Daha sonra ilk okula başladım. Babam dedi ki, madem birlikte çalışacağız, o zaman hani okul bahane değil, okula giderken de birlikte bir çalışacaksın. Başlayalım. Peki iyi, tamam. Hani başladım. Orada bir sorun yok. Kışın çalışırken hiç sorun yok. İşe gidiyorum, okula gidiyorum orada. Ondan sonra yaz tatili yaz geldi. Yaz tatili gelince çalışmaya ne o baskısı vardı herhalde. Herkes yazlığa gidiyor arkadaşlarım falan. Doğru. Ben yazlığa gideceğim. Babam dedi ki, dedi, olmaz. Olmaz, mümkün değil. Neden olmaz? İşte ben daha okuyorum. Olur mu dedi. Başladıysan bir şey adam akıllı yapacaksın. Yapmayacaksan hiç yapma. Hiç yapmayacaksın. Ay, o yaz çok zor geldi, inanın. Doğru. Hani doğru, böyle bütün arkadaşlar tatildeler şeyler. Ama sonra ikinci yazı hatırlamıyorum mesela. Yani hani bir yerden sonra o döngüye giriyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. İşte ilk sekreterlikle başladım.
Aslında ben birazcık daha sizi geriye götürmek istiyorum. Yani daha lise yıllarında değil de Gülçin Hanım'ın babasıyla birlikte daha çocukluk yıllarında hiç anıları var mıydı? İş hayatına götürür müydünüz kızınızı? Birlikte olduğunuz zamanlarınız var mıydı? O zaten sanki, kendisi mi gidiyordu? Sanki doğuştan sanki ticaret şeydi. 5-6 yaşlarında bir Ramazan'da tutturdu pide satacağım ben diye. Çok kızım, güzel anılar bunlar. Evet. Bir de senin işin değil, şöyledir böyledir. Yok satacağım, annesi artık ne yaptı tek gönlü olsun diye komşulara almayın. Bugün pide dedi. Benim kızım satacak alırız. Bugün falan öyle şeyini aldık. Onun böyle bir şeyi vardı yani. Demek ki varmış yani. İçinde önceden varmış. Ki, evet, doğru. Evet, olmayınca olmaz yani. Siz bunu söyleyince hemen ben de geçmiş günlerime gittim. İzninizle ben de seyircilerimizle birlikte paylaşmak isterim. Biz de Muğla'da yaşıyoruz. Para kazanmanın ne anlama geldiğini oğlumuzu öğretmeye çalışıyoruz. Yani kazanmak çok önemli. Evet. Parayı tutumlu harcamak çok önemli. O dönemlerde eşim dedi ki, oğlum simit satacak dedi. Ben dedi ki, ne simiti dedik, yani çocuk simit mi satar dedik. Evet dedi, simit satacak dedi. Peki hadi öyle olsun dedik. Ve biz Muğla pazarında, perşembe günü küçük şehirlerde biliyorsunuz öyle pazarlar kurulur. Çok güzel bir tezgahın üzerine simitlerimizi aldık. Oğlana eldivenler giydirdik. Yani böyle hani temiz ve sıhhi olduğunu da çevremizdekilere yapabilmek için. Ama benim nasıl yürek oynayayım? Bu çocuk şimdi bütün sıcakta nasıl bu simiti satacak diyerekten. Tabii sizin eşinizin yaptığı gibi. Ben de bütün arkadaşlarıma telefon ettim. Dedim ki lütfen bizim evin önünden geçin. Bu çocuğun simitleri bir an önce satması lazım. Ki satarsa yukarı çıkacak. Evet gerçekten aslında çocuklarımıza yapacağımız vermek gerekiyor. Evet. Çok güzel bir anıymış bence de. Çok var anımız. Baba zaten hep seyahatlerinde bizim onun iş seyahatleri bizim tatillerimiz olurdu. Çok güzel. Hep birlikte derdik ki pek çok müşterimiz benim çocukluğumu bilirler. Çok da hazır cevapmışım böyle güzel şeylerimiz var, anılarımız var. 3 yaşındayken falan bir işte müşterimiz bana diyor ki işte senin gözlerin ne kadar güzelmiş. Kim taktı onları sana? Allah taktı diyor. İşte çok da akıllı falan diye hala daha benim kızım diyor, diye kızım şey diyor. Yapar, arar söyler, hatırımı sorar. Bir yerde de şey var, İstanbul'da herhalde böyle daha ben de 5-6 yaşlarındayım. Bir müşteriye gidiyoruz, oturduk. İşte çay söyledi. Ne içersiniz? İşte çay mı içersiniz? Ben gazoz içerim dedim. Bu esnada da küçük bir çantam varmış. Çantamı kocadan para vereceğim zannetmiş. Hayır ben para vermeyeceğim. Kendim bir şeylerle uğraşıyorum. Para mı vereceksin? Ver o zaman dedi. İçmeyeceğim. Vazgeçtim. Bedavaysa kabul ama o değil. O da güzel anı hala anlatırlar. Böyle hep müşteriler benim çocukluğumu şeyimi bilirler. Bu sektörde gezdiğimiz için eski müşterilerimiz. Böyle hala onlarla anılarımız var. Birazdan aile şirketleriyle ilgili sorularımın arasında aslında tavsiyelerde bulunacağım. Neler tavsiye edersiniz diyeceğim ama kızınızla ilgili kendinize benzer huylarınız, olmayan huylarınız var mı? Hiç düşündünüz mü? Size gerçekten benziyor mu? İşteki disiplininiz gibi çeşitli tutumlarınız arasında benzerlikler var mı? Yoksa Gülçin Hanım çok daha farklı bir tabiatta mı? Yok, benzerlik olmasa zaten anlaşma biraz zor olur. Belki de, çok doğrusunuz. Yani orada çoğu şey benziyor. Aynı almış benden. Aynı bakış açısına sahipsiniz. Güzel, güzel. Onun için pek aramızda problem çıkmıyor. Çok güzel. Tabii benim de herhalde biraz tolere ettiğim var. Şüphesiz, tabii ki. Onu arkadaşlarıma da söylüyorum yani. Hani çocukları aralarında problem olan arkadaşlara. Yani fırsat vereceksiniz. Doğru. İmkanlarınızı biraz hep kendiniz değil de sorumluluğu oğlunuza veya kızınıza neyse vereceksiniz. Anlaşamıyoruz diye anlatıyorlar mesela biz. Ne yapıyorsun sen? Ustanın yanında ustalık yapıyor veya muhasebede çalışıyor. Muhasebede herhangi bir kişiyi çalıştırabilirsin. Evet. Senden sonra bu işi devam edecekse oğlum veya kızım devam edecek. Tabii. Bu sorumluluğu en üst, senden daha üstün sorumlulukları yeri geldiğinde kademe kademe vereceksiniz. Tabii. Bu verilmediği müddetçe çocuklarının başarılı olmadığını söylüyorlar. Halbuki kendileri başarısız bu şeyden dolayı. Vermediklerinden Bunu yapmadıkları için. Doğru. Bunu ben zaman zaman verdim. Yanlış yapmalarına izin verdim. Ki benden sonra toparlayamaz yanlış yaparsa. Ben bir yerde dur diyebilirim yanlış yaptığını.
Onlara izin verirken yanlışlarını kendisi gördü ama benim de öğrendiğim şeyler oldu. Yanlış dediğim şeyler doğru çıktı. Çok ilginç, güzel. Yani orası çok önemli. Bence de. Yanlış, ben hayır böyle olmaz dedim ama yap dedim. İçinde bunların yanlışları olmasına rağmen çok doğruları da çıktı. Çok güzel. Beni de aşmış oldu o zaman. Kendimi aşmış oldum. Şimdi mesela ben Gülçin gelinceye kadar paramı biriktirdim. Bir makine alacaksam onu alırdım. Ama 2 senede biriktiririm, ama 3 senede biriktiririm. Yani 74 senesinde başladı herhalde. Tabii 74 senesinden 2000 senesine kadar ben belli bir tasarruflarımla böyle geldim. 2000 senesinde geldi. Tabii bir sorumluluğu verdik biraz. Hesaplar, kitaplar, bakın. Baba hiç borcumuz yok. Ben şimdi şey diyorum. Dedim kötü bir şey mi bu? Çok güzel. Çok güzel. Ya böyle bir firma olmaz. Yani borcu olmayan bir firma. Risk olması lazım. Ben tabii şaşırdım. Sen ne demek istiyorsun? Borcumuz iyi bir şey değil mi? Sen borçsuz olarak sana şeyi teslim ediyoruz. Doğru. Baba böyle olmaz, şöyle olur, böyle olur falan. Neyse o arada bir makine alacaktık. Paramı hazırlamıştım ben. Hayır dedi, almayacaksın. Leasing'le alacağız. Ya param var. Borca gireceğim. Ama yok, yine kaldı, inanamazsınız. Niye aylık borçlara gireyim falan. Bankacıları çağırdılar, bilmem ne yaptılar beni bir şekilde. İkna ettiler. İşte faizden şu kadar para alacaksın, biz sana bu kadar vereceğiz. Bu daha karlı bilmem ne falan derken. Biz bunu aldık, benim o para kaldı. Ha şimdi orada haklı oldu. Ona biz şey verdik ama haklı çıktı. Benim yapamayacağım şey olmuş oldu. Biz halbuki dışarıda bastırıyorduk o ürünleri. O bastırdığımız parasını, makinenin parasını ödedik. Onun hesabını yaptı o. Biz onu yapmıyoruz. Ama borçlanmayalım. Hikayelerinizin içerisinde İngiltere'ye bir gidişinizde. Evet, aslında belki izleyicilerimiz için bu da çok ilginç bir anı olabilir. Çünkü benim hoşuma giderdi. Evet. Şimdi babanızın da bu şekilde anlatması güzeldi ama isterseniz onu da paylaşabiliriz sizlerle okul birlikte. Okul bitti 4 sene. Bir sene daha çalışma hayatında devam ettim. Tabii ben o esnada da şeylere gidiyorum. Sürekli kurslara gidiyorum, kendimi daha geliştirebilmek için. İşte orada o zirve varmış nereye. Aa, çok gerçekten hani çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir öğretmenim var. Ben o dönem dünyanın parasını verdim. O kurs, bu bilmem ne, 600 dolarlar, 600 eurolar, 1000 eurolar. Hani gidiyorum İstanbul olsa gidiyorum, yazık hiç sormadı bana. Kızım bu kadar parayı veriyoruz ama sana ne faydası var, ne oluyor, ne bitiyor diye. Yok, eğitim için hiçbir Yani bayağı bir böyle ilk dönem bayağı bir kurslar, sertifikalar, şeyler, ne kadar eğitim varsa. Çünkü kendinizi çok donanımsız hissediyorsunuz. Okul bitiyor ama hani böyle bir kurtlar sofrasına geliyorsunuz. Hiçbir bilgi birikiminiz yok, donanımınız yok, şeyiniz yok. Hani bir şekilde kendinizi daha donanımlı hale getirmeye çalışıyorsunuz. Neyse yani yapabileceğim pek çok şeyi yaptım. Ondan sonra dedim ki hani benim biraz daha kendimi geliştirmem lazım. O yüzden bir master yapayım, İngiltere'ye gideyim. Ama tabii master dediğinizde 2,5 senelik bir süreç gerekiyor. Ondan sonra işte giderken böyle pazarlık 3 aylık geleceğim. Gideceksin, 5 aylık gideceksin. İşte ben de düşünüyorum ki kafamda ben bir gideyim de orada hani nasıl orada uzatırım. Hani gittikten sonra diye. Hatta çok komikti, babayla şey diye indim, ne zaman döneceksin diye sordu. Yani hani havaalanında işte indim, telefonu açtım, ne zaman dönüyorsun diye sordu. O dönemde ben gitmeden önce tabii gençsiniz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz, atak yapmak istiyorsunuz. Bir yatırım düşüncem vardı. Hep baba burada işte kabınıza sığamıyorsunuz. Burada çıkalım, daha büyük bir yere geçelim, şu yatırımı yapalım, bu yatırımı yapalım. O da işte tamam kızım, işte yavaş yavaş yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım derken neyse 3 ay geçti, 4, ama bu esnada da babam benimle orada görüşebilmek için şey, bilgisayarla bayağı bir haşır neşir oldu. Mail atmayı öğrendi. Ama Meltem Hanım nasıl mailler, inanamazsınız. Bana bir gün mail yazmış. Hüngür hüngür ağladım. Böyle, hala da işte sen benim askerdeki kızımsın diye. Değil mi? Böyle hani çok da kolay değildi durmak açıkçası. Kesinlikle katılıyorum. Ondan sonra en son böyle 5. ayın sonlarına doğru bana böyle bir yüklü bir dosya geldi mailde. Ondan sonra aç bakalım falan diye böyle bir şey yazmış. Açamıyorum maili, çok yüklü.
telefon açtım, ne attın bana, hani çok yüklü şey yapamıyorum, hani dedi istediğin arazi var diye dedi, onu aldım. Ay, ne güzel. Zaman dönersen işte şey yapabilirsin, temelle başlayabilirsin dedi. Ve ben onlara her da şey haber oldu. Vermedim. Apar topar atladım. Her şeyi toparladım. Sürpriz yaptım hatta, böyle kapılarına geldim, hani ben geldim diye. Evet sevgili izleyicilerimiz, bilmiyorum herhalde baba kız arasındaki güzel ilişkinin ötesinde yapılan bir yatırımlar alanında da evet. Çok güzel örnekler gösteriyorsunuz. Farkında olmadan sohbet de o kadar güzel gidiyor ki ilk birinci aramıza gelmişiz bile. Biz sizin o güzel birbirinize bakışarak zaten ifade ettiğiniz güzellikleri görüyorum. Umarım sevgili izleyicilerimiz de aynı şeyi paylaşıyorlardır. İlk programımızın yarısına geldik. İkinci yarıda süreyi de çok iyi kullanmak adına. Çünkü o kadar çok şeyler sormak istiyorum ki bu güzellikleri birlikte paylaşabilmek adına. Bir reklam arasından sonra tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın efendim.